Bunların da kim var? Abi burada 3000 dönüm diyorlar. 3000 dönüm, arpa? Arpa da 1000 dönüm diyorlar. Ekmek şöyle bir iki tona, iki tane bitiyor olacak. Bismillah diyerek ve bereketli olması için dua ederek 2022 yılı üretim sezonu buğday hasadına başladık. İlimiz genelinde bölgesel iklim değişikliklerinden dolayı buğday hasadımız 15 Temmuz'a kadar devam edecektir. İlimizde 2022 yılında 360 bin dekarın üzerinde bir üretim alanında hububat üretimi yapılmaktadır. 2022 yılında yaklaşık 305 bin dekar buğday ekim alanında tahmini 125 bin ton üzerinde bir ürün beklentisi içindeyiz. Siirt 550 bin dekarın üzerinde hububat ve bakliyat ekim alanı, 140 bin tonu aşkın hububat üretimi, 25 bin tonun üzerinde bir bakliyat üretimiyle Türkiye'de önemli bir tarımsal kenttir. İl genelinde kırmızı mercimek hasadımızı tamamladık. Siirt'te ağırlıklı ekimin yapıldığı Kurtalan ve merkez ilçede arpa hasadının sonuna yaklaşıyoruz. 2021 üretim yılının kurak geçmesiyle dekara 150 kilogram civarında olan verim, bu yıl olumlu iklim koşulları ve olumlu yağışlarla dekara buğdayda 350-400 kilogram, arpada 300-350 kilogram civarında verim beklemekteyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz Sahipbeyli köyümüzde bulunduğumuz alan sulanmaktadır makarnalık buğday. Buradan 1000 kilogram civarından ortalama verim alacağız inşallah. Ülkemizin en stratejik ürünleri olan kırmızı mercimek ve buğday üretiminin artırılması için bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün projeleri ve destekleri aralıksız devam edecektir. Sahipbeyli köyü çiftçilerinden yıllardır çiftçilik yapıyoruz. Yıllardır tarımla uğraşıyoruz. Hem özellikle de kuru tarımla uğraşıyoruz. Bu sene diğer senelere göre güzel bir verim elde ettik. Allah'a şükürler olsun. Bütün bölge olarak da sadece Kurtalan bölgesi için demiyorum, bizim çevredeki çiftçi arkadaşlarımız da verimlerinden memnundur. İnşallah her sene böyle bu şekilde memnun oluruz. Teknolojinin de ilerlemesiyle çiftçiliğimizdeki verimin artırılmasında da yavaş yavaş faydasını görüyoruz, katkılarını görüyoruz. İnşallah ilerideki yıllar daha güzel, daha bol verimli şeyli bir hasat dönemlerine gireriz inşallah. Geçen yıl verim nasıldı? Bu yıl verim nasıldı? Geçen sene zaten mukayese edemezsin. Geçen sene yoktu zaten. Kuraklıktan dolayı hiç verim alamadık. Elhamdülillah bu sene gerçek verim şeyimizi yakaladık, potansiyelimizi yakaladık. Şükürler olsun. İnşallah hep böyle devam eder. Buğday fiyatları olarak normalde mesela memnuniyet şeyimiz yaptığımız şeylere göre, masraflara göre şu anda hala da düşük sayılır. Ama genel bir gıda şeyidir. Fakir fukaranın ekmeğidir. Biz de istemiyoruz çok yükselmesini, fakat devletin biraz daha katkı sağlaması lazım buna. O katkıyı bekliyoruz devletimizden ki fiyatlar artmasın, fakir fukara vatandaşlarımız ekmek için çok sıkıntıya girmesin. Yani. Evet. Evet. Abi şu anda dönümüne ne kadar alacaksınız? 400 kilonun üstünde tahmin ediyoruz. Şeyimiz, görüntümüz o yani. Tabii bitmeden, bir şey etmeden bilemiyorsun ama 400 kilonun üstünde Allah'ın izniyle güzel bir verim alırız ekinlerimizle. Yüz binlerce defa şükürler ediyoruz. Yüz binlerce defa, çünkü sadece biz değil, bizimle beraber bütün tabiattaki hayvanlar bundan etkileniyor. Kuşlarıdır, böcekleridir, şeyler, herkesin yiyeceğidir. Sadece insan olarak bizim değil yani. Tabiatın yiyeceğidir bu. Allah'a şükürler olsun, hepimiz çok memnunuz yani. Allahu tekallen ya lekente vel rahim. Allahu taala ala halal rizqan ve sa'a ila salihan ve umran tawilan. Allahumma waffiqna ala din. Rabbi sen bize helal var ve geniş bir rızık nasibet. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız kuraklıkta bu sene bereketli nimetlerle bizi kurtar.